Herkese merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Dün gece az uyumama rağmen gayet enerjim yerinde gördüğünüz gibi. Ama ev işleri için birazcık geç kaldım çünkü evimizde suyumuz yok ne yazık ki. Sabah erkenden kalktık, kameramı yanıma almayı unutmuşum böyle aceleyle evden çıkınca. İç suya gittik babayla birlikte. Oluş da götürdüm tabi haliyle, evde yalnız bırakamazdım. Ateş Demir sabah çok erken kalktı, gece de çok geç yattı. O yüzden yolda gelir gelmez uyuyakaldı. Su için de abonelik işlemlerini hallettik. Sayacımız bağlandı. Suyumuzun açılmasını bekliyoruz. Bugün akşama kadar olacakmış. Mutfakta birkaç tane tabağım vardı. Onları makineye koymamıştım. Yıkamamıştım da haliyle. Dedim bulaşık makinesi çalışıyordu. Bunlar da kalsın, sabah yıkarım demiştim ama öyle yapmamak gerekiyormuş. Yıkamam gerekiyormuş. Olsun varsın, iki tane tabaktan bir şey olmaz. İç suya gittikten sonra da oradan markete geçtik. Böyle kısa bir anlatayım, özet geçeyim istedim. Kameram yanımda olmadığı için. Oluş'un birkaç ihtiyacı vardı, onu aldım. Eve birkaç şey aldım. Size onları göstereyim. Sonra da yemek yapmam lazım. Akşam yemeği için hiçbir şey yapmadım. Biraz dolapta bezelyem var. Bezelye yapayım diyorum. Bakalım nasip olursa bezelye yemeği yapacağım akşama. Öyle yani, bildiğiniz gibi bıraktığınız gibiyiz. Hayatımızda değişen bir şey yok. Adapte olmaya çalışıyoruz. Yeni evimize de bayağı bir alıştık. Ama evi büyük olduğu için evin işi bitmek bilmiyor ne yazık ki. Süpürge tutmam bile yarım saat 40 dakika sürüyor ortalama. Diğer işlerden bahsetmiyorum bile. Çocukluğu da olunca haliyle ben bir yandan topluyorum, Ateş Demir bir yandan dağıtıyor. Şu anda yatak odasında iPad'den çizgi film istiyor. iPad oradaydı. Orada görünce hemen çizgi film izlemek istedi. Ben de koltukların yastıklarını düzelteceğim. Sizde de oluyor mu bilmiyorum ama Ateş Demir sürekli yastıkların arkasına girip yastıklarımı yere atıyor. Sürekli diğer odadan oyuncak taşıyor buraya falan. Onları derleyip toplamam lazım. Akşam da şöyle bir rahat rahat oturalım. Aşkım da gelecek. Onunla da birlikte vakit geçiririz diye düşünüyorum. İşte yemek de yaparım. Yaklaşık onun gelmesine 2 saat var. Halletmiş olurum diye düşünüyorum. Şimdi salonumu toplayayım. Çünkü bakın şöyle her yerde bir şeyler var. Ateş Demir'in eşyaları. Onları toparlayacağım. Şu 2-3 gündür de uyku düzenimizi tam oturtamadık. Dün akşam 2.30'da Ateş Demir yattığında. Sabah da 7'de kalktık. 7.30 falan da, 7 ile 7.30 arası. O yüzden öğle uykusunu çok erken yapmak istedi. Yani 12'de falan yattı, 2'de kalktı. Tam öğle uykusu olmuş oldu. İnşallah akşam da normal saatte uyur da ben de biraz rahat ederim. Onu dün de götürdüm parka. Bugün de götürürüm. Parkta vakit geçiririz, enerji atarız. Sizi de götürürüm, hatta birlikte gideriz parka. Sizlere de gösteririm. Anlayacağınız böyle. Hafta sonunda Allah kısmet ederse anneme gitmek istiyorum. Hem çok özledim, hem kursa yazılacağımdan bahsetmiştim. Kursa yazılacağım biliyorsunuz. Bir süre orada kalmam gerekiyor. Bakalım işte ayarlayabilirsek planları, programları hafta sonu gideriz diye ümit ediyorum. Annemden bahsedince böyle şey diyorsunuz bana yorumlarda. Annenden bahsederken annene gidince yüzün gülüyor, bir başka damla geliyor diyorsunuz. Çünkü orada mutlu oluyorum. Yani yalnız olmuyorum biliyorsunuz. Eşim işe gidiyor. Ben evde yalnızım burada. Şimdi biraz merkezden de uzaklaştığımız için, havalar da sıcak olduğu için çok fazla gezip tozamıyoruz. Ama yaz olduğu için orada daha çok vakit geçiriyoruz. Annem de bütün gün bana yoldaş oluyor. Güzel oluyor, keyifli oluyor yani. Öyle yani, seviyorum anneme gitmeyi. Kim sevmez ki annesine gitmeyi, değil mi hanımlar? Öyle yani. Şimdi kalkayım. Çok çenem düştü. Sizlerle konuşmayı çok seviyorum. Sohbet etmeyi. Sizler de hep yorum yazıyorsunuz. İşte belirtiyorsunuz falan. Hoşuma gidiyor sizlerle muhabbet etmek. Artık işlerime başlayayım bence. Mutfağıma geldim. Ateş Demir şu anda da salona geçti. Bir yeri toplayınca hemen diğer tarafa geçiyor. Aldıklarımızı da şöyle bir masanın üzerine koymak istedim. Sizlere göstereceğim. Ateş Demir'e böyle bir bez aldım. Çünkü bezimiz az kaldı artık. 5-10 tane falan ya var ya yok. Eve söylediğimde de Migros'ta yoktu. O yüzden bunu Gürmar'dan aldık. Biliyorsunuz ben geçen defa video atıyoruz her ayın başında. Ay başında alışveriş yaptığımızda o zaman almıştım. Ama bu arada
aralar biraz fazla tuvalete çıktığı için bezimiz daha çabuk bitti. Bu bezi ben videoda 275 liraya almıştım. 25 lira bir indirim vardı. Normalde 300 liraydı. Şu anda da 330 lira olmuş. Yani bayağı bir pahalı gelmeye başladı. Normal Sleepy'lere de baktım. Bionatural normalde daha pahalı alıyordu ama o bir tık daha pahalı geldi bununla göre. O yüzden yine Bionatural'e devam ediyoruz. Şöyle üçlü de ıslak mendil aldım. Normalde internetten alıyorum ama şu an internette alma durumum yoktu. Yani bekleyemezdim. Acil gerekiyordu. O yüzden gidip aldım. Ama ay başından sonra mutlaka internetten de alacağım. Ateş Demir görünce muz istedi canı. O yüzden onun için de böyle muz aldım birkaç tane. Yazın daha çok karpuz, kavun vesaire yeniyor. O yüzden muz pek yenmiyor. Ama Ateş Demir yesin diye bir 4 tane aldık oradan. Şöyle 2 tane Kinder sürpriz yumurta aldık. Bir tane Ozma aldık. Bir tane daha vardı ama şu anda onu içeride yiyor. Günde bir tane vermeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Daha fazlası zarar sonuçta tatlı. Bir tane böyle Ateş Demir'e mama aldım. Bu arada mama içinde yaklaşık 5 tane market gezdik. Hiçbir markette kalmamış. Genelde böyle yaptıkları zamanlarda kesinlikle mamaya zam geliyor oluyor. Bu 800 gramı da 368 liraya aldım. Şöyle 1 adet dereotu demişim. Nane ile 1 adet maydanoz aldım. Bunları da yine Gürmar'dan aldım. Evde lazım oluyor. Salata yapıyoruz, dolma yapıyoruz. Bir şey oluyor. Mutlaka kullanıyorum. Bir de nane çok güzel koktu. Dedim naneli bir salata yaparım belki. Şimdi akşam yemeğim için hazırlıklara geçeyim. Yemeğimi yaparken tekrar sizlere de merhaba derim. Mutfağıma geldim. Şimdi hemen yemek hazırlığına başladım. Bu arada sularımız da geldi artık çeşmemizden normal. Su akıyor yani. Allah bir daha susuz bırakmasın. Gerçekten susuzluk çok zor. Sabahtan beri susuzuz. Ve bu temizlik sürecinde, işte taşınma sürecinde de böyle suyla ilgili çok sıkıntı çektik. O yüzden yani gerçekten hele ki yaz günü kimseyi Allah susuz bırakmasın. Şimdi yemeklerimi göstereyim. Soğanımı doğradım. Zeytinyağıyla kavuruyorum. Bu arada zeytinyağlı yapacağım. Kıyma falan koymayacağım. Ki Burak eminim ki söyleyeceği ilk kelime şu olacak. Neden kıymalı yapmadın? Bugün de zeytinyağlı istedi canım. Şöyle havuç ve patates doğradım. Burada da konserve bezelyem var. Şimdi onu da kullanacağım. Bunu bu arada önceden almıştım. Hala daha tarihi var. Bunu dedim kullanayım. Ziyan olmasın. Neden taze bezelye kullanmıyorsun demeyin. Şimdi o zaman sebzelerimi de soğanımın içine koyayım. Birlikte de kavrulsun. Birazdan salçamı falan da eklerim. Ondan sonra da pişmeye bırakırım. Yemeklerimi yaptım. Aslında sadece bezelye yapacaktım ama bezellem arkada pişiyor şu anda. En sonunda bir ocağımı silip temizlemem lazım. Çünkü soğan suyu, soğanları kavururken falan hep etrafa sıçradı. Burada da bulgur pilavı yaptım. Ateş Demir de yer seviyor diye. Bir yandan da bulaşıklarımı toparlıyorum. Onları da halledeceğim. Ateş Demir de tüm seksiliğiyle burada tabii ki. Ev sıcak olduğu için klimayı da kapattık biraz evi havalandırmak amaçlı. O yüzden böyle tişörtünü çıkardık. Önün leke olmasın dedik. Muz yiyor şu anda teyze. Oytara şu muzu işin güzelliğine bakar mısınız ya? Afiyet olsun annem. Güzel mi Ateş Demir? Dur ben yardım edeyim biraz açalım onu. Bak böyle. Tut. Sen de tut. Tut kanadını. Tut annem. Ben tek elle başaramadım. Tek başıma. Ben oyun odasına gidiyorum. Al kendin ye. Al kendin ye. Evet evet kendin ye. Tamam bıraktım. Asla da bana yaptırtmıyor. İlla kendi yiyecekmiş. Aşkım da gelmek üzeredir. Bulaşıklarımı tamamıyla toplayayım. Hemen soframızı da kurayım. Hazır edelim o gelene kadar. Çünkü işten geldiğinde çok acıkmış oluyor. Bütün günün yorgunluğu oluyor. Değil mi annem? Afiyet bal şeker olsun. Parmaklarını da yalar. Hiçbir parçasını ziyan etmez. Karpuz mu yiyeceksin? Karpuz mu? Bu arada hoş geldin aşkım. Biz sofrayı hazırladık. Aşkımı bekliyorduk. O da sağ olsun gelir gelmez karpuz kesti. Eline koluna. Tamam vereceğim. Karpuz istediği için böyle bağırıyor bu arada. Canım karım. Güzel karım yine. Şov yapmışsın. Şeyler yapmaya çalışıyorum aşkım valla. Bu kadar oldu. Yani şov yapıyorsun artık yani. Sen bu işi şova döktün iyice yani. Bu yani en sevdiğim şey şu yemek. Bezelye arkadaşlar. Ama ilk söylediği cümle ne oldu biliyor musunuz? Ben demiştim.
Niye bunu kıymasız yaptı diyecek? Evet hani bu hani ne için dedim? Dedim canım. Hani kıyma yok mu dedim içinde sadece. Sana yok dedi. Ama dedi ne var dedin sen? Zeytinyağlı koyayım. Zeytinyağlı dedim. Ben dedim ama dedim kıymasız yani sonuçta yani baktığında. Hani zeytinyağlı olmasını, kıymalı olmasını, kıyma olmadığını şey yapmıyor. Ama hiç önemli değil. Sen yaptığın sürece çamur olsa yarım aşkım ben sıkıntı. Ay sağ ol aşkım. Afiyet bal şeker olsun. Zaten yazında favorim. Karpuz peynir. Karpuzdan peynir de burada kendisi. Evet. Birer bardak hiç faydalı olmasa da kola koymuş aşkım size. Bir de Tuğçe'den de şey var. Evet ekmek aldık. Şöyle bir akşam sofranız var arkadaşlar. Aynen. Nacizane. Afiyet bol şeker olsun aşkım. Çok acıktım. Beraber yiyelim. Ateşte bir sürekli bir şeyler yediği için onun karnı tok. O da acıkmış baksana. Tok tok. Bir bütün muz yedi. Daha 5 dakika olmadı. Hiç yüzüme bakmadı yani benim bugün. Doğru düzgün. Neden? Kapıda nasıl karşıladın? Kapıda bir geldi heyecanla. Bak bir gün de onu çekelim aşkım. Bak hiç şey yapmıyoruz yani. Evet ya. Yarın da onu çekeyim aşkım. Böyle kamerayı, bir sonraki videoya yani. Kamerayı bir kenara koy böyle. Beni evet. Karşılamasını çekelim. Hem hatıra kalmış aynen. Olur. Olur olur yaparız. Hem de herkes görsün çocuk adam nasıl beni karşılıyor. Babasını çok güzel karşılıyor ya. Bir koşuyor kapıya görmeniz lazım. Şu anda karpuz. Karpuz. Karpuz, kavun. Bugün kavun. Elma, armut her şeyi yiyor yani. Şimdi bugün kavunu da keselim az çok yanım çekti. Karpuzu bitirelim ondan sonra ya kalmasın. Öyle mi diyorsun? Ziyan olmaz. O zaman akşam... Önce birini bitirelim sonra birini. O zaman şu karpuzdan sonra o küçük küçük karpuzu da keselim bari kalan parçayı da akşam. Tamam olur aslında. Bitsin artık yani. Yarın o... kavun yeriz. Olur mantıklı. O zaman bize afiyet olsun sevgilim. Eline sağlık aşkım. Vallahi günler uzun mudur diyedir, nedendir anlamış değilim. Biz yemek yedikten sonra böyle bir ağırlık çöküyor. Günün yorgunluğu falan oluyor herhalde. Benim uykum gelmiş. Televizyon izlerken uyuyakalmışım. Bir uyandım. Saat 8'e falan geliyordu. Ateş Demir de yanımda uyuyakalmış. Babamız da içeride uzanırken o da biraz dinleneyim demişti park saatine kadar. İşte parka birlikte gideriz falan diye düşünmüştük. Herkes uyuyakalınca, Ateş Demir de uyuyunca parka gidemedik ne yazık ki. Böyle çok düzensiz oldu. Bugün iki defa öğle uykusu yapmış oldu Ateş Demir. Yani gece herhalde sabaha kadar oturacağız gibi gözüküyor. Şimdi karnı acıkmış. Yaptığım yemekten yedi biraz. Ama onu pek istemedi. Biraz da nugget pişirdim ona. Şimdi nugget diye bak göstereyim size de. Afiyet olsun annem. Güzel mi mama? Hı? Bu arada 5 tane falan yaptım. Onu yedi. Böyle şu kaseyle de bulgur pilavı ve bezelye yedi. Bir kase de yoğurt yedi yanında. Bayağı bir acıkmış. Uyumadan önce sadece meyve yemişti. O yüzden karnı da acıktığı için belki uyanmış da olabilir. Olsun o da yemiş oldu. Taze taze yemeklerden yesin. Ertesi güne kalan yemeği pek sevmiyoruz. O yüzden gün içinde mutlaka tüketmeye çalışıyoruz. Şimdi birazdan artık beraber oyun oynarız, vakit geçiririz, biraz enerji atarız. Ama gece uzun olacak gibi gözüküyor. Evet, topun arkasında Ateş Demir. Vuruyor! Yalnız var ya, Allah'tan ki ablamızın önünde komşumuz yok ha. Yoksa bu saatte saat 12.30 falan şu anda Ateş Demir'in enerjisi bitsin diye oyun oynuyoruz. Babası bir tarafa geçti, hop. Ben bir tarafa. Kalk kalk devam, koş. Aa, erkek adam düşer. Hadi vur bana. Bana doğru vur. Bak bak nasıl gelin ya, eski topçulardan kim kaldı ya? Bana! Vur! Baba! Babam! Baba diyen ağzını yüzünü yedim senin bak çocuk ha. Her akşam yapıyoruz bunu. Bu arada duş falan yaptırdım Ateş Demir'e ama hiç bana mısın demiyor. Vur! Hadi at anne ya! Anne! Ben mi vurayım? Tamam ben vurayım babam. Bir koş! Allah 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 Allah! Küçük adam, minyatür insan. Evet geriliyor şimdi. Niye sen? Topun arkasında. Daha nereye gideceğim baba? Vur artık. Aha. Olmadı. Tam güzel gelemedi herhalde. Evet güzel koşamadı. Koş. Evet. Vur annem. Bravo. Ateş Demir'in
zafer hareketleri. Anne, baba, baba. Babam. Babası beni çekme diyor. Sen oyna babacım diyor. Vur anne. Hadi vur, vur. Hadi vur. Gol. Koş, 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 koş. Yakışıklım benim be. Bu arada sevdiceğim de yaklaşık 1,5 saat uğraştı uyutmaya. Evet, uyumadı yani. Ben uyuyacağım ama uyumadı ya. Işıkları falan 11. kapattık. Bizim uykumuz var. Aşkım 11 gibi sen başladın uyutmaya. Online. Saat 12.30 oldu hala. Online. Ben ne yaptım ateş demine? Uyur diye düşündüm. Çünkü maya içmişti. Gözlerim falan ovalayıp duruyordu. Evet. Baba. Süper düzenli odasına girdi şu anda. Annesi daha annesi buraya 10 numara pıl pıl yapıyor. 10 dakika sonra bu hale geliyor arkadaşlar. Şu an her tarafta oyuncaklar gördüğünüz üzere. Hadi anneye top at. Anne bekliyor orada çabuk. Hadi gel. Anne bekliyor orada babam. Atmayacağım. Aha dondu bizim oğlan. Bizim oğlan dondu. Aha. Koş. Vur. Anneye vur. Hadi anneye vur artık. Vur. Ah be bacım be bir vuramadım. Atıyor. Basketbol kozu hala şimdi bu. Hadi gel. Ver. Evet. Neyse ben şu kamerayı koyayım da aşkım. Koy aşkım sen oyna beni istemiyor. Hayır bir de şey. Kamera gördün mü vurmuyor topa. Evet. Çekiyoruz diye. Ver babacım. Hop. Ring. Ring. Gördüğünüz gibi hiç enerjisi de yok yani bizim oğlanın. Uç uç gel uçayım. Oh. Hiç hali yok oyun oynamaya maşallah. Aha dönüyor. Babacığım başın dönecek. Ha, bak ben dedim sana. Ben dedim babacığım. Bak bak sabit durdum başı dönüyor. Aşkım. Ben iyi oyunlar biliyorum aşkım. Sen dinlen biraz. Ateş Demir'le babası oyun oynamaya devam ediyorlar. Ben dedim biraz oturayım, soluklanayım. Mutfakta da işlerim var. Makinemde temiz bulaşıklarım var. Onları yerine yerleştirmem lazım. Oo, Ateş Demir coştu. Çığlıkları duyuyor musunuz? Çığlık atmayı öğrendi bizim oğlan. Çığlık atıyor, böyle bağırıyor falan bir şeyler yapıyor sürekli. Ben de onlar mutfaktaki işlerimi hallettikten sonra onlar oynarken sonra da oturup videomu edeceğim. Yarın için sizlere yetiştirmek istiyorum çünkü. Geç kalmak istemiyorum. Tam saatinde atmak istiyorum. Ara sıra böyle ufak düzensizlikler oluyor. Bazen yetiştiremeyebiliyoruz bir gün sonra ya da birkaç saat sonra yayınlıyoruz. Ama düzenimizi bozmak istemiyorum. Bir videonun da daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.